Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Ülkemizin en iyi, en başarılı liselerini tanıtmaya İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile devam ediyorum. Tanıtıma başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da hangi okulu tanıtmamı istiyorsanız videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Okulu haydi biraz tanıyalım. Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nin kontenjanı nedir? Geçen yıla göre kontenjan arttı mı? 2019 yılı kontenjanı arkadaşlar 150 öğrenciydi. 2020 yılında 204 öğrenci oldu. Yani kontenjanlarda 54 öğrencilik bir artış söz konusu. Sınıflar kaçar kişi olacak? En merak edilen sorulardan bir tanesi de arkadaşlar Atatürk Fen Lisesi ile alakalı budur. Okul kontenjan sayısının artışına bağlı olarak doğal olarak sınıf mevcutlarında da arkadaşlar bir artış oldu. Ortalama 34 kişiye yükselmiş oluyor her bir sınıfın kontenjanı. 2018 ve 2019 yıllarında hazırlık sınıfına en son giren öğrencilerin puanları ve daha da önemlisi arkadaşlar yüzdelik dilimleri nelerdir? 2018 yılında okula en son giren öğrencinin puanı yaklaşık 450 puanken arkadaşlar dikkat edin buradaki yüzdelik dilim 0,29'du. Bu Türkiye'deki yüzdelik dilim arkadaşlar. 2019 yılına geldiğimizde ise okula giren en son öğrencinin puanı yaklaşık 493 puana yükselmiş oldu. Burada arkadaşlar puan olarak incelediğimizde dikkat edin çok ciddi bir puan artışı var. Yalnız bizi burada asıl ilgilendiren durum yine yüzdelik dilim olacaktır. Bakın yüzdelik dilimlerde aslında çok büyük bir oynama yok. Yüzdelik dilim 0,29'dan 0,20'ye çıkmış oldu arkadaşlar. Puan olarak belki 43 puanlık çok ciddi bir artış varken yüzdelik dilimlerde çok büyük bir oynama olmamaktadır gençler. 2018-2019 yıllarında en son giren öğrencilerin hangi dersten kaç yanlış yaptıklarına bakıyoruz şimdi gençler. 2018 yılında okula en son giren öğrenci 2 yanlış cevapla girerken 2019 yılında ise bir yanlış cevapla en son giren öğrencinin Atatürk Fen Lisesi'ne yerleşmiş olduğunu görmekteyiz. Yabancı dil eğitimi. Okulda yabancı dil eğitimi nasıl? Hangi diller var ve haftada kaç saat yabancı dil eğitimi alıyorlar? Her sınıf seviyesinde 4 saat İngilizce, 2 saatte Almanca dil dersleri görülmektedir. Eğitim 4 yıl olup hazırlık sınıfı yoktur. Bu nokta çok önemli arkadaşlar. Birçok öğrenci tarafından ve aileler tarafından yanlış bilinen bir konu. Atatürk Fen Lisesi'nde hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Yani okul 4 yıllık bir eğitim vermektedir arkadaşlar. Ve bundan sonraki kısımda çok çok önemli bir avantajımız var burada. Ancak 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlayan bir İngilizce kursundan bahsetmek istiyorum. Marmara Üniversitesi ile yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında 9. sınıflara sene başında bir dil seviyesi belirleme sınavı yapılarak öğrencilerin dil seviyeleri belirlenmektedir. Bu sınav sonucuna göre istekli öğrenciler kurulara ayrılarak ders saatleri dışında Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kurslar düzenlenmektedir. Geçen yıl 3 kurs açılmış olup öğrenciler 2 ayda bir kur bitirme sınavlarına girerek bir üst kurdan devam etmektedirler. Bu da arkadaşlar çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yatılılık olanakları nelerdir? Özellikle Atatürk Fen Lisesi'ne şehir dışından, İstanbul dışından gelen öğrenciler için çok önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar bu. Okul aynı zamanda İstanbul dışından gelen öğrenciler için de yatılı olması nedeniyle tercih edilen okulların başında geliyor. Kız erkek toplam yatılı öğrenci kaç öğrenci var? Bunlar kaç farklı ilden gelmektedir?
Şu anda pansiyonlarda bu yıl mezun olanlar hariç 73 kız, 105 de erkek öğrenci yatılı olarak kalmaktadır. Yatılı öğrenciler ülkemizin dört bir yanından gelmektedir. Çok farklı illerden arkadaşlar öğrenciler bu okula gelmektedir. Bu sene pansiyonlara en az 35 kız, 32 de erkek öğrenci alınacak olup bu sayıların %80'i devletten burs alan parasız yatılı öğrencilere, %20'si de paralı yatılı öğrencilere aittir. Pansiyonlara yerleşme de yine puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır. Yatılı öğrencilere burs sistemi. Yatılı öğrenciler için herhangi bir burs sistemi var mıdır? Okul Aile Birliği ve Mezunlar Derneği arkadaşlar her yıl yaklaşık 50 öğrenciye aylık 200 TL ihtiyaç bursu vermektedir. Peki gelelim YKS yerleştirme oranlarına. Acaba üniversite sınavında okulumuzun başarı durumu nedir? Türkiye'deki üniversitelere yerleşme oranlarına baktığımızda mezunlar en fazla hangi bölümleri tercih ediyorlar? Çok önemli bir nokta arkadaşlar burası. Mezun olan öğrencilerin yaklaşık %55-60'ı tıp fakültesine, %30-35 farklı mühendisliklere, %5'i hukuk, diş hekimliği, temel bilimler gibi alanları tercih etmektedir. Buradaki oranlarda görüldüğü gibi okulun arkadaşlar mezun öğrencilerin çok büyük bir kısmı tıp fakültesinde devam etmektedir. Peki bu üniversite sınavı olan YKS için okul içinde herhangi bir hazırlık kursu var mı? Okulda 9. sınıftan bilimsel çalışmalara başlayan öğretim yolculuğu 12. sınıfta YKS sınavına kadar hazırlanmaya yönelik kurslara dönüşmektedir. 12. sınıfa gelen öğrencilere yönelik ders saatleri dışında ihtiyaç olması halinde hafta sonları da olmak üzere öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları paket program olarak verilmektedir. Peki yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi mezun olan öğrencilerin yurt dışına gitmesi. Acaba ne kadar öğrenci yurt dışına gidiyor veya yurt dışına giden öğrenciler var mı? Mezunların lisans seviyesinde üniversite tercihleri büyük bir oranda Türkiye'deki üniversiteler oluyor. Her yıl birkaç öğrenci tercihi yurt dışındaki üniversiteler olabiliyor. %99 oranında tercihler yurt içinden yana olmaktadır. Yani Atatürk Fen Lisesi'ne arkadaşlar mezun olan öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ediyor. Yalnız yüksek lisans ve doktora düzeyinde yurt dışına giden öğrenci sayıları ise bir hayli fazla. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Atatürk Fen Lisesi olmanız dileğiyle. En son olarak arkadaşlar destek için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar arkadaşlar.